Sevgili arkadaşlar, bu videoda size annelerin, babaların çocuklarında bir problem olduğunda en büyük hataların ne olduğunu, nasıl çaresiz olduklarını, hata üzerine hata yapıp işi daha da kötü hale getirdiklerini anlatmak istiyorum ve bunun çözümü nedir bunu anlatacağım. Şimdi genellikle anneler, babalar çocuklarıyla bir problem yaşadıysa, tamam, çocuğunda bir sorun var. Mesela dikkat eksikliği veya özgüven eksikliği veya derslerinde bir sıkıntı var. Bunun dışında başka şeyler de olabilir. Vesveseli olabilir çocuk, evhamlı olabilir veya tamamen farklı bir insana dönüşmüştür yeni arkadaş kazandıktan sonra. Bunu çözmek için anneler veya babalar çocuğunu alıyorlar, uzmana götürüyorlar. Araba götürür gibi veya telefonun bir arızası var ya, camı çatladı. Götürürsün ve usta ne yapar? Camını değiştirir veya arabadaki arızayı tespit edip düzeltir, değil mi? Sanki çocuk bir materyalmiş gibi çocuğu oraya götürürken zaten çocuk kendini yetersiz hissediyor. Özgüveni düşüyor. Annesinden babasından soğuyor. İstemeyerek gidiyor. Çünkü başkalarını suçluyor çocuk zaten. Kendisinde bir hata aramıyor ki. En büyük problem bu ve gittikçe sorun daha da karmaşık hale geliyor. Uzmana gidince. Çünkü uzman çocuğun üzerinde değişiklikler yapmaya çalışıyor. O bakış açıyla hareket eden bir uzmansa çocuğun üzerine çalışmalar yapmaya çalışıyor. Ve bir sene, iki sene, üç sene, beş sene uğraşıyorlar, bir şey değişmiyor. Çocuk daha kötü oluyor. Ve çocuğun üzerinde bir mühür var. Psikolojik rahatsızlığı var çocuğun. Öyle bir mühür. Yani damgalanmış oldu. Annesi babası da kendini rahatlattı. Çünkü kendinde hata yok, kusuru yok. Kim suçlu? Çocuk suçlu. Çocukta hata var, çocuk kusurlu. İşte bu bakış açısıyla genellikle anneler, babalar büyük bir kısmı hata yapıyorlar ve çocuklarının ömürlerini ziyan ediyorlar, israf ediyorlar. Hatta kendi ömürlerinden de israf ediyorlar. Boşuna zaman harcamak, boşuna para harcamak, boşuna hayal kırıklığına uğramak. Peki çözüm ne? Çözüm bakış açısını değiştirmek. Şu kafa yapını değiştirmen lazım. Biraz önceki anlattığım bakış açısından kurtulman lazım. Yeni kazanman gereken bakış açısı ne? Yeni kazanman gereken bakış açısı hep bize anlatılır, değil mi? Atasözleri de vardır. Örneğin, dedenin yediği ekşi erik torunun ağzını ekşitir. Böyle bir söz var. Yani bir hata, bir kusur, bir sıkıntı varsa dedende veya dedende öfke varsa o ne yapıyor? Genetik olarak sana geçiyor. Biz bunu böyle inanıyoruz, böyle biliyoruz, değil mi? Bizim kültürümüzde de bu şekilde veya insanlık kültüründe var bu. Sadece bizim kültürümüzde, Anadolu coğrafyasında yok bu. Bunun yanında şu cümleyi de duymuşsunuzdur. Bizler atalarımızın aynasıyız. Kazanman gereken bakış açısı bu. Atalarımın aynasıyım ben. O zaman benim çocuklarım da benim aynam. Tamam mı? Bu bakış açısıyla bakarsan o zaman problemleri yavaş yavaş çözmeye başlayacaksın demek. Buna genetik geçiş diyorlar aynı zamanda. Yani sende öfke sorunu varsa veya özgüven eksikliği varsa, örneğin annenin özgüveni düşükse çocukta da özgüven eksikliği oluyor. Veya örneğin annede hayvan korkusu varsa çocuk da korkmaya başlıyor. Veya babada kıtlık bilinci varsa, bereketsizlik varsa çocuğuna yansıyor. Veya şöyle yine örnek vereyim. Anne veya baba sigara içiyorsa şu anda çocuk içmese bile ileride sigaraya başlayacak demektir. Çünkü çocuklar annesinin babasının aynası. Bu bakış açısıyla bakarsan yavaş yavaş problemi çözersin. Peki bu bakış açısına yaklaşmak için başka ne yapman lazım? Nereden kaynak alman gerekiyor? Çok duymuşsunuzdur. Ebu Vefa Hazretleri, hani şu anda İstanbul'un semti var, değil mi? Vefa semti, hatta bozası bile var. Orada bir müderris var, bir zat var. Onun evladıyla olan bir imtihanı var. O çocuğun oluşturduğu bir problem var. Ve o problemin çözümü anneye bağlı. Anne bir davranışını değiştiriyor, çocuk düzeliyor. Dolayısıyla siz çocukta bir problem gördüğünüzde hemen tutup onun elinden onu uzmana götüreceğinize, elinize A4 kağıdı alıp şöyle, tamam mı? A4 kağıdı, boş A4 kağıdı alıp liste yapın. Tamam, çocuğumda ne var? Çocuğum eskisi gibi değil. Özgüven eksikliği var. Derslerinde çalışmıyor. Veya sürekli televizyon başında veya oyun oynuyor. Peki ben bu duruma çocuğu nasıl getirdim? Ben ne yaptım? Benim hatam neydi? Benim kusurum neydi? Ben hangi cümleyi söyledim? Veya babası ne yaptı? Veya annesi ne yaptı?
Tamam mı? Oturup böyle anne ve baba birbirini suçlamadan ne yaptın ki çocuk o hale geldi? Bu taraftan bakarsan yavaş yavaş çözmeye başlarsın. Öbür türlü sadece çocuğuna zarar verirsin, ömrünüzü zayi edersiniz, israf edersiniz ve o problem gittikçe daha da büyür. Çocuğunuz sizden sorur sevgili arkadaşlar, sizden kaçar. Bu bakış açısıyla bakmaya çalışın. Hani derler ya eden bulur diye. Sen ne yaptın? Ne söyledin? Hiç unutmam bir anne geldi yanıma 80 yaşında. Yaşlı bir teyze oğluyla geldi. Benim oğlum dışarıda dedi. Onu içeri sokalım, ne olur ona yardımcı olalım. Neyi var dedim. Oğlum sürekli ayyaş içki içiyor. Ve gerçekten oğlu ayyaş ve o şekilde içkili bir şekilde büroya girdiğini hiç unutmuyorum. Sonra oğlunu dışarı çıkarttım. Oğlu dediğin 55 yaşındaydı. Ama dedi oğlumda problem var. Bende problem yok ki dedi. İşte teyze senin dedim problemini çözememen sebebi bu. 55 seneden beri yaşadığın, oğlunla yaşadığın sıkıntının sebebi bu. Ömrünü zayi etmişsin. 80 yaşına gelmişsin. Senin oğlunun bu hale gelmesinin sebebi sensin dedim. Hemen itiraz etti. Savunma mekanizması çalıştı. Suçlamaya başladı. Kimi? İşte babasını suçladı, amcasını suçladı, herkesi suçladı. Sütte leke var, bende leke yok bakış açısıyla. Dur teyze, sakin ol. Testi doldurduk beraber ve ortaya çıktı ki oğlunun ayyaş olmasının sebebi annesi. Zamanında 18 yaşındayken, kendisi 18 yaşındayken bir cümle söylüyor. O cümle ile daha oğlu dünyaya gelmemiş. Büyük konuşuyor, bilinçaltını öyle bir programlıyor ki hani kınamayla insan bilinçaltını programlar ve öyle bir programlıyor ki oğlu sürekli içki içiyor. Ayyaş olmuş. Ve ne yapmam gerekiyor dedi. Dedim ki sen bunu kabul ediyor musun? Bak yüksek farkındalık oluşması lazım çözülmesi için. Bu farkındalığı kazandıysan şunları yapacaksın. Ona bir liste verdim, bir reçete verdim. Onu uyguladıktan sonra 2 hafta geçti. 2 hafta sonra o çocuk kurtuldu. Ayyaş olmaktan kurtuldu ve yıllar geçti. Hep kulağıma geliyor. O günden itibaren içki içmeyi bırakmış. Sevgili arkadaşlar, bu bakış açısıyla bakmanız lazım. Yani kafadaki bakış açınızı dışarı çıkaracaksınız, değiştireceksiniz, tekrar takacaksınız. Bunu tek başına belki yapamayabilirsiniz ama bu şekilde yüksek farkındalık oluşturmaya çalışın. Birilerini suçlamayı bırakın. Oğlunuzu, kızınızı, evlatlarınızı suçlamayı veya annesini veya babasını suçlamayı bırakın. Ben ne yaptım tarafına bakın. Ben ne yaptım ki benim oğlum bu hale geldi veya kızım bu hale geldi. Bu taraftan bakın. Bu taraftan bakarsanız o bakış açısını değiştirdiğiniz zaman çözümler geliyor. Kendi kendine geliyor. Şunu da net ve açık söyleyeyim. Bizim işimiz zaten bu. Bakış açılarını değiştirmek. Mindsetleri değiştirmek. İnsanların, bizim programa gelen insanların bakış açılarını değiştirerek, olaya farklı baktırarak çözümlere ulaşmalarını sağlamak. Çünkü eski bakış açısıyla devam edersen çözemezsin. Yani sen eski kafa yapınla aynı davranışları tekrar edersen aynı sonuçları elde edersin. Dolayısıyla bakış açını mutlaka değiştirmen gerekiyor. Bu da tek başına olmuyor. Çünkü senin bakış açın tek başına böyle kitap okuyarak olmuyor sevgili arkadaşlar. Dışarıdan birisi sana seni uyaran, sana işaret vermesi lazım. Bak şuraya bak. Bir de şöyle bak. Gel bu taraftan bak. Yani masanın bu tarafından değil, şurasından bak. Şuradan bak. Sana yol göstermesi lazım. Dışarıdan birisi. Dolayısıyla kitap okuyarak, tek başına böyle video seyrederek araba sürmeyi öğrenemiyorsun. Bu yüksek farkındalığı da kafana koy. Yani buradan başlıyor. Bakış açını değiştir. Bu konularda zaten biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza devamlı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gelenler bakış açılarını değiştiriyorlar. Olaylara farklı bakarak çözümlerini hemen görüyorlar. Olaylara farklı baktıklarından dolayı çözümler geliyor. Ve hayatta ben bunu hiç çözemem diye düşündüğü ne varsa onları yavaş yavaş çözüyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla herkes çözebilir. Bakış açısını değiştiren herkes çözebilir. Bu konularda sizlere de yardımcı olmamızı istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilmek için yapmanız gereken hemen videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.